Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk hikayesi ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi Nabizade Nazım'ın öykü türündeki yapıtları arasında yer almaz? Seyyiye-i Tesamüh, Bir Hatıra, Zavallı Kız ve Yadigarlarım adlı eser Nabizade Nazım'ın öykü türündeki eserleridir. O yüzden bunları elemiş oluruz. Zehra adlı eser ise ilk psikolojik roman denemesi olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla Zehra adlı eser roman türünde yazılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Sanatçı önce Fecrati Edebi Topluluğuna katıldı. Daha sonra milli edebiyat anlayışına uygun eserler vermeye başladı. Hikaye, roman, tiyatro, anı, fıkra ve benzeri türlerde eserler verdi. Güçlü gözlem yeteneği ve kendine özgü üslubuyla Türk edebiyatında olay hikayeciliğinin önde gelen temsilcilerinden biri oldu. Anadolu'yu konu edinen hikayelerinin yanı sıra Orta Doğu insanının töre ve yaşamını anlattığı hikayeler de yazdı. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri sanatçının hikaye türündeki eserleridir. Kirpi'nin dedikleri ise yazarın mizahi hiciv türünde yazdığı önemli bir eserdir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri adlı eserleriyle adından söz ettiren ve olay hikayeciliğin önde gelen isimlerinden biri olan bu sanatçı aynı zamanda mizahi hiciv türünde yazmış olduğu eserlerini de Kirpi'nin Dedikleri adlı eserde bir araya getirmiştir. Peki kimdir bu sanatçı? Tabii ki Refik Halit Karay'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, realizm akımının etkisinde kalmıştır. Romancılığa başladığında Ahmet Mithat'ın etkisindedir. İlk romanı olan Nadide, teknik, üslup, anlatım bakımından Ahmet Mithat'ın etkisiyle ortaya konmuştur. İkinci romanı hayal için değil, realizmin etkisiyle yazmıştır. Romanlarında yalın bir dil, açık ve anlaşılır bir üslup kullanmıştır. Öykülerini Hayat-ı Muhayyel ve Hayat-ı Hakikiye Sahneleri adlı eserlerde toplamıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya baktığımızda Hayat-ı Hakikiye Sahneleri, Hayat-ı Muhayyel adlı öyküleriyle adından söz ettiren sanatçı aynı zamanda Hayal İçinde ve Nadide adlı eserleri de kaleme almış. Bu romanları da yazmıştır. Peki kimdir bu sanatçı? Bu sanatçı Servet Fuhu'nun döneminde yaşamış, Servet Fuhu'na yönelik yapılan bütün eleştirilere tek başına cevap vermiş, Kavgalarım adlı eseri kaleme almış, aynı zamanda Edebiyat ve Hukuk adlı makaleyi çevirerek Servet Fuhu'nun edebiyatının kapanmasına, son bulmasına neden olan bu sanatçı Hüseyin Cahit Yalçın'dır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya'nın öykü kitapları arasında yer almaz? Bir Muhtıra'nın Son Yaprakları, Bir İzdivacın Tarihi Muhaşakası, Bir Yazın Tarihi, İzmir Hikayeleri. Bu eserlerin hepsi Halit Ziya Uşaklıgil'in öykü türünde yazmış olduğu eserlerdir. Fakat 40 Yıl adlı eser Halit Ziya'nın anı türünde yazmış olduğu bir eserdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Elvanlar'da ihtiyar bir kılavuz aldık. Köyün bir kısmı yanmış, perişan, herkes fersiz ve şaşkın gözlerle kamyon denen canavarın lüzumsuz gürültüsüne bakıyordu. Herkesin ruhunda sonu gelmeyen ezilişin, açlığın, her günün gizli felaket ihtimallerinin yoğurduğu ümitsizlik ve ilgisizlik vardı. Onun için kimse uşağa kadar gelmek istemiyordu. Parayı ne yapacaklardı? Ne alırdı ki? Yalnız zayıf yüzlü bir ihtiyar, halsiz bir sesle, ''Ben inaya kadar yol biliyorum. Fakat beni uşağa götürürseniz ve bana orada bir okka tuz verirseniz gelirim.'' dedi. Akşam karanlığı basarken kamyon mırıldanarak, homurdanarak Anadolu'nun ıssız, yolsuz çöllerine daldı. Kamyonda İstanbul gazetecileri vardı. Düşmanın bir benzeri olmayan zulümlerinin külleri ve facia sahnesi üstünde inceleme yapacaklar.
Ben cephenin, düşmanın zulüm raporunu hazırlarken onlar da ajansla Türk'ün felaketini dünyaya bildireceklerdi. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Milli edebiyatın dil ve içerik özelliklerini yansıtmaktadır. Doğrudur. Bakın dikkat edecek olursanız Türk'ün felaketini diyor. Milli edebiyat döneminde var olan edebi akımlardan biri de Türkçülük akımıdır. Dolayısıyla içerik olarak hem milli edebiyatın özelliğini açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanması yönüyle de yine milli edebiyatın özelliklerini yansıtmaktadır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Anlatımda betimleyici anlatımdan faydalanılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Bakın şuraya kadar olan kısımda Elvanlarda ihtiyar bir kılavuz aldık. Köyün bir kısmı yanmış, perişan. Herkes fersiz ve şaşkın gözlerle kamyon denen canavarın lüzumsuz gürültüsüne bakıyordu derken bir betimleme var. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Olay öyküsü özelliği taşıyan bir öyküden alınmıştır. Doğru arkadaşlar. Bir olay anlatımı var burada. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Anlatıcı eserin kişileri arasında yer almaktadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Aldık derken, yine gelirim derken dikkat edecek olursanız burada hep birinci kişide anlatım var. Yani anlatıcı eserin kişileri arasında yer almaktadır. Kahraman bir bakış açısıyla eseri sunmaktadır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Fakat bu parçada bilinç akışı yöntemine başvurulmamıştır arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl Rahmet'i yayımlayan sanatçı, başlangıçta insan temini merkeze alan konuları, bireyin toplumdan tecrit edilmiş kıymetlerini anlatmış, yaşadığı dönemin sosyal sarsıntılarının etkisiyle hikayesinin yönünü değiştirmiştir. Ömer Seyfettin'in yolundan gitmekle beraber onun duygu ve coşkuyla anlattığı meseleleri ekonomik temele oturtarak sunmayı dener. Cumhuriyet döneminde yayımladığı ikinci kitap olan Milli Savaş Hikayeleri adında da anlaşılabileceği gibi Kurtuluş Savaşı sırasında daha çok cephe gerisinde yaşananlardan çıkarılmış hikayelerden oluşmaktadır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Rahmet adlı eseri kaleme alan, Milli Savaş Hikayelerini kaleme alan, aynı zamanda hepinizin bildiği bir eseri var bu sanatçının, Bir Serencam adlı eseriyle ön plana çıkan, daha çok romanlarıyla adından söz ettiren bu sanatçı kimdir? Tabii ki Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Milli duygu ve düşünceleri Ömer Seyfettin'den etkilenerek hikaye tarzında kaleme alan bu sanatçı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bu ev bir mezar gibi edebi sessizlikle kuşatılmıştı. Bir hal-i nisyan ve metrukiyette bulunuyordu. Çatısından kopan bir tahta, damdan uçan bir kiremit, duvarlarında yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde kalır. Ara sıra çirkin, ihtiyar bir karısı cadılara mahsus dehşet ve sükunetle dışarı çıkararak malzemeyi beytiyesini iştira ve tedarikle alelacele eve girip kaybolurdu. Evin küçük bahçesinde duvara yakın bir küçük ağaç, Temmuz'un o ateşli güneşi İstanbul'un bu cihetlerini takatsiz bir hararet içinde bıraktığı zaman yapraklarının arasına gizlenmiş serin bir rüzgar neşretmeye başlayarak o evin, o mahallenin bir büyük yeşil yelpazesi gibi havayı tecdit ve tehsiz ederdi. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Parçayı incelediğimizde yabancı sözcük ve tamlamalara yer verilmiş mi? Evet, bakın hal-i nisyan, metrukiyet, malzemeyi bettiyesi, iştira, tedarik, tecdit, tehsiz gibi ifadeler yabancı sözcük ve tamlamalardır. A seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. Anlatımda betimlemelerden yararlanılmıştır diyor. Doğru arkadaşlar, bakın şurada çatısından kopan bir tahta, damdan uçan bir kiremit, duvarlarından yuvarlanan bir taş, senelerce düştüğü yerde kalır diyerek, hatta ara sıra çirkin ihtiyar karısı derken betimlemeler yaptığını görüyoruz. B seçeneği de doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Benzetmelere yer vermiştir, bu da var. Şurada bakın bir mezar gibi ebedi sessizlikle diyor arkadaşlar.
ebedi sessizliği neye benzetmiş? Mezara benzetmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır. Evet arkadaşlar, dikkat edecek olursanız yazar gözlemlediklerini anlatmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Durum hikayesi özelliği gösteren bir metinden alınmıştır diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız burada bir olay var. Olay anlatımı var. Belli bir anın belli bir kesiti anlatılmıyor. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Servet Fünun, Fecrati ve Milli Edebiyat Dönemi yazarları ile aynı yıllarda eser vermesine rağmen sanat anlayışı ve düşünceleriyle söz konusu topluluklara katılmayan sanatçı, Cumhuriyet'in ilanından sonra da hikaye ve romanlarını yayınlamaya devam eder. Edebiyattan sosyal fayda bekleyen Ahmet Mithat ekolünün bir takipçisi olarak halkın yaşama biçimi ve kıymet hükümleriyle ilgilenmiş, bunları kendi doğrularına göre ifade ve tenkit etmiştir. Halkı eğitmek ve onun hayat tarzını değiştirmek isteyen sanatçı, pozitivist bir dikkati ve telkini vardır. Kendi ifadesiyle okuyucularına bir yüksek felsefe sunar. Eserlerinin odak noktası kadın erkek ilişkisi, sosyal ekonomik meseleler ve dindir. Kadınlar vaizi, namusla açlık meselesi, katil Buse, iki hüdün seyahati, tünelden ilk çıkış, gönül ticareti, melek sanmıştım şeytanı, eti senin kemiği benim adlı hikaye kitaplarında da eskiden olduğu gibi İstanbul, yaşayan tipleri, bütün sosyal meseleleri, giyim kuşam tarzları, gelenek görenekleri, inanç ve davranış biçimleriyle canlıdır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, zaten bu sanatçının eserlerini vermiş. Kadınlar vaizi, gönül ticareti, katil Buse, iki ödüğün seyahati, tünelden ilk çıkış, melek sanmıştım şeytanı gibi önemli eserlerini vermiş. Bu sanatçı Servet Fünun döneminin bağımsız sanatçısıdır. Sokağı ve sokağın dilini edebiyata taşıyan sanatçıdır bu. Aynı zamanda romanlarıyla adından da söz ettirmiştir. Şık, Şıp Sevdi, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı romanlarıyla da adından söz ettiren ve Ahmet Mithat Efendi geleneğini devam ettiren, edebiyatı sosyal fayda olarak gören bu sanatçı kimdir? Tabii ki Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Daha çok romancılığı ile tanınan nokta nokta 1917-1930 arası dönemde hikayeye geniş yer ayırmış, 200 civarında hikaye kaleme almıştır. Klasik bir giriş gelişme sonuç yapısına sahip olması, belirgin bir mesaj taşıması, belli bir gerilim içinde gelişen olay örgüsünün zaman zaman şaşırtıcı bir sonla bitmesi gibi nitelikler onun hikayelerini mapusan tarzına bağlar. Eski Ahbap, Rejim, Gençlik ve Güzellik, Rothschild Bey, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler hikayelerini topladığı kitaplardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar, burada dikkat edecek olursanız yine eserlerini vermiş. Eski Ahbap, Rejim, Gençlik ve Güzellik, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar ve Olağan İşler. Bildiğiniz gibi bu hikayeleriyle ünlü olan sanatçı aynı zamanda Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli romancıları arasında yer almıştır. Yaprak Dökümü, Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece ve Acımak adlı romanlarıyla adından söz ettiren bu sanatçı, mapusan tarzı öyküleriyle de, burada yazan öyküleriyle de adından söz ettirmiştir. Bu sanatçı tabii ki Reşat Nuri Güntekin'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Öncelikle romancı olarak tanınan sanatçı, hikaye türünde de bir hayli eser vermiştir. Sanat hayatındaki iki farklı dönem hikayeciliği içinde geçerlidir. Gençlik dönemi eserlerinden oluşan Harap Mabetler'deki hikayelerinde ferdiyetçidir. Zeminini çeşitli sebeplerin oluşturduğu hayal kırıklıkları, yalnızlık, fedakarlık, annelik, aşk, ölüm bu hikayelerin en belirgin temalarını oluşturur. Balkan Harbi yıllarından itibaren toplumcu veya milli edebiyat anlayışına kayar. Dağa çıkan kurt ve
İzmir'den Bursa'ya isimli kitaplarında yer alan hikayeler, Kabak Çekirdekçi, Tanıdığım Çocuklardan, Vurma Fatma, Emine'nin Şehadeti, Bayrağımız Altında. Bu dönemin ve anlayışın eserleridir. İşgalci güçlerin Türk vatanına saldırıları, Türklerin buna karşı verdikleri mücadele, bu esnada yaşanan zulümler ve acılar hikayelerinin asıl konularını oluşturur. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, parçaya baktığımızda harap mabetler, dağa çıkan kurt, aynı zamanda Vurma Fatma, Emine'nin Şehadeti gibi eserler bu yazarın kim olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu yazar Milli Edebiyat döneminde özellikle yine hikayeleri kadar romanlarıyla da adından söz ettiren Handan, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye gibi eserlerle tanıdığımız bu sanatçı tabii ki Halide Edip adı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 11. soruya. 11. soruda Ömer Seyfettin ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Realizm akımının etkisinde kalmıştır. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. Hikayelerinde gözleme önem vermiştir. Realizm akımının en büyük özelliklerinden birisi gözleme yer vermektir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Efruz Bey roman türündeki eseridir. Evet, Efruz Bey uzun öykü ya da roman olarak da kabul edilir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Hikayelerini son derece sade bir dille yazmıştır. Evet, milli edebiyat akımının genel özelliklerinden biridir zaten eserleri sade bir dille yazmak. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Fakat Lisan adlı şiirinde dil ile ilgili görüşlerini açıklayan kişi arkadaşlar kimdir? Ömer Seyfettin değil, Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp'in Lisan adlı şiiri var. Ömer Seyfettin'in değil. Ömer Seyfettin'in dil ile ilgili görüşlerini açıklamış olduğu makalesi var arkadaşlar. Ona da Yeni Lisan makalesi diyoruz, tamam mı? O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.